Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi Batı Trakya Türkleri Dayanışma Dernekleri adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. Ben sabrı zorlamadan 6-7 dakika içerisinde konuyu özetlemeyi planlıyorum. Çünkü konular ciddi. Yani dinlerken şimdi planlanan programa göre 1,5 saat gibi bir Kıbrıs kısmı süremizi aldık. Süremizin sonu tabii ki bu kadar ciddi konularda yok ama ben yine de hafta sonu belli kendine planlama yapmış insanların bu planlarını sarkıtmak istemiyorum. O yüzden 30-35 dakika civarında bir slide gösterisi vardı. Bundan tamamıyla vazgeçtim. Türk Ocakları'na da gerçekten Türk devleti için, Türk milleti için dava diye nitelenen iki yurdu bir araya getirerek bugün gündeme taşıdığı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Mesela Burhanettin Bey eski genel başkanımızdır. Biz dernek başkanlığının verdiği alışkanlıkla salonun nabzına göre hızlı hızlı akışı götürelim. Ben olayların Trakya kısmından tabii geçmişten de gelerek kısaca notlar halinde Batı Trakya'daki Türk varlığından bugüne getireyim. Burhanettin Bey de değerlendirmelerini yapsın. Soru cevap bölümünde de eksik kalan yerleri tamamlarız diye düşünüyorum. Şimdi Batı Trakya'nın tabii geçmişine bakıldığında Yunanistan'a önce bakmamız gerekiyor Batı Trakya'ya gelmeden önce. Yunanistan'ın bağımsızlık konusunda kalkışması bildiğimiz gibi 1921 yılına dayanıyor. Evet, 1821 yılına. 1830 yılında da Mora Yarımadası'nda Güney Yunanistan'da ilk Yunan Krallığı kuruluyor. Daha sonraki dönemde 1930'dan 1947'ye kadar olan dönemde de kademe kademe bir genişlemesi var. Ama bu genişlemede tabi Balkan Savaşları sonrasında en büyük bölüm kuzeyde Makedonya Yunanistan'a katılıyor. 1923 Lozan Anlaşması'yla da Batı Trakya kısmı Yunanistan sınırları içine dahil ediliyor. Tabi burada Sevr Anlaşması'yla Yunanistan'a geçen toprakların da Lozan Anlaşması'yla tekrar Türkiye'ye iade olduğunu görüyoruz. Yunanistan bugünkü sınırlarına geliyor. Bugünkü sınırlarına gelirken tabi Batı Trakya'da Türk varlığının bir geçmişi var. Yunanistan'ın tarihiyle endeksli bir tarihi yok. Orta Asya'dan Balkanlara Türk göçü İskit Türkleriyle başlıyor. Devamında sırasıyla Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Kuman Türkleri bölgeye geliyor. 14. yüzyılda da 549 yıl sürecek Osmanlı hakimiyeti başlıyor. Bu dönemde tabii Osmanlı'da millet sistemi var. Millet sisteminin temelinde de Müslüman toplumu var. Batı Trakya Türk azınlığı da bu Müslüman toplumun bir parçası. Bunun dışında Osmanlı'nın içerisinde gayrimüslim azınlıklar yer alıyor. 1821 yılına kadar bu Yunanistan'ın kalkışmaları 1930 yılı devamında bağımsızlığın ilanı ile birlikte işte 1923 yılına kadar peyderpey bir genişleme var. Tabii bir ara dönem yaşıyoruz. Bizim için, Batı Trakyalılar için, Batı Trakya Türkleri için çok önemli olan bir tarih. Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 31 Ağustos 1913 tarihinde bu onuru yaşıyoruz Batı Trakya'da. Bu cumhuriyet tabii çok uzun ömürlü olmuyor Batı Trakya açısından. 57 gün gibi bir süre devam ediyor. 29 Ekim 1913 tarihinde İstanbul Anlaşması'yla da Batı Trakya Yunanistan'a terk ediliyor. İşte Batı Trakya'da 24 Temmuz 1923 tarihinde de Lozan Anlaşması'yla bugünkü statüsüne geliyor. Azınlık konumunda 1923'teki Lozan Anlaşması'nın özelliği nedir? Karşılıklı mübadele. Mübadele dışında kalan toplulukların azınlık statüsünün tescillenmesidir. Hani çok tartışılan, bugünlerde Lozan çok tartışılıyor ama bizim açımızdan azınlıklar açısından bir 5 maddesi herhalde hiç tartışılmayan bölümdür. En tartışmasız bölümde bizler yer alıyoruz. Yunanistan'da tabii başka azınlıklar da var bakıldığında. Yani sadece Batı Trakya Türk azınlığı yok. Makedon azınlık var, Bulgar azınlık var. Bunlar tabii zaman içerisinde, Ulaflar var. Zaman içerisinde eriyor ama
resmi azınlık olarak sadece Batı Trakya Türk azınlığı var ve varlığını da devam ettirebilen tek azınlık konumundadır şu anda. 1923'ten bugüne kadar gelen mücadelesini topyekun olarak devam ettiriyor ve oradaki tüm baskılara rağmen varlığını da sürdürmeye devam ediyor. Tabii şimdi baktığımızda haritalar vardı görselde. İşte Bulgar, Türk ve Yunan topraklarını gösteren 1912 Edirne vilayeti sınırları içerisinde Batı Trakya bölgesinin Ege denizine doğru kafanızda canlandırdığınızda Batı Trakya kesiminde 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusun %78'inin Türk olduğunu görüyoruz. Lozan Anlaşması'nda daralan sınırlar var. Kırcaali Bulgaristan bölgesi Cumhuriyet sınırları içerisinde yer alan bölge çıkıyor. Türk azınlığın nüfus oranı %80'lerin üzerine çıkıyor. Bugün geldiğimiz noktada 2010 tabii Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını sunumlarda bunları bas geçiyorum şey olarak coğrafi anlamda kafanızda da canlandıralım. Bilmeyenler için bilgi olur. Bilenler için de bir tekrar anlamında. Efendim bir olarak. Bayrağı gösterelim gençler için. Bayrağımız burada. Evet, yeşil, siyah ve beyaz renklerden oluşuyor tam önümüzde. Yeşil İslamiyeti, siyah matemi, beyaz ak bir geleceği, ay ve yıldız da Türklüğümüzü simgeliyor. Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının bizler için anlamı budur. Coğrafi sınırlarından bahsetmek istiyorum kısaca. Türkiye'de Meriç'te Edirne'nin batısından Karasu Nehri'ne kadar olan bölgede güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bulgaristan sınırıyla belirlenmiş olan 8578 kilometrelik bir alanda yaşıyoruz. Ben aynı zamanda halen Yunan vatandaşıyım. Çok şükür 1,5 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da aldım. Ama halen oradan geldim. Oradaki Yunan vatandaşlığım yanında oradaki bağlarımı da koruyan birisiyim. Bu derneğin de 70. yılında 21. genel başkanı olarak da görev yapmaktan son derece onur duyuyorum. Bu anlamda. Kusura bakmayın. Süreyi kısaltma adına birazcık tabii hızlı geçmeye çalışıyorum. Şimdi demografik yapıyla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Tabii şu anda demografik yapı açısından temel unsurlar Türkler ve Yunanlar. Dediğim gibi 8578 kilometrelik bir alan. Bölge nüfusu 2016 itibariyle 369.000'lere gelmiş. Türk Müslüman azınlığının nüfusu 1950'lerden beri sayılmıyor. Çünkü artık dil ve din açısından nüfus sayımlarında bir ayrım yapılmadığı için 150 binle %45'ler civarında, az önce verdiğim rakamlar civarında nüfusumuz çekilmiş durumda orada. Bu nedenle bundan sonra da Türk nüfusunun hiçbir zaman orada net tespitini yapamayacağız. Türklerin en yoğun yaşadığı bölgeler Rodopili, merkezi Gümülcüne şehridir. En fazla %50 oranında yaşadığımız yerdir. İskeç ilinde %35 oranındayız. Meriç ilinde Dedağaç merkezde binlerle ifade edilen sayı artık vardır. 8-10 bin civarındadır. Düşünün Lozan Anlaşması'nda Dedağaç bölgesinde Evros vilayetinde 25 bin kişi var. Sınır bölgesindekilere özellikle baskı yapılarak orada göçü sağlanmıştır. Orası boşaltılmıştır. Gümülcüne ve İskeçeliler olarak bizler biraz daha şanslıyız. Biraz daha fazla varlığımızı korumuşuz. Bu arada 1923'teki de Türk sayısı 129.129'dur. Lozan Anlaşması'nın yapıldığı tarihte. Tabii o dönemde de işte Yunan, Bulgar, Yahudi ve Ermeni bölgede var. Diğer unsurlar şu anda temizlenmiş. Sadece Yunanlılaşmış oldukları için Yunan ve Türk unsurlardan bahsetmek doğru olacaktır. Tabii bölgesel bazda bizim orada kurumlarımız var. Yapıyı anlatma adına bunu da özetlemek istiyorum. Müftülüklerimiz var. Bir kere bunu Türkiye'deki işte herhangi bir Yozgat'ın, Kayseri'nin müftülüğüyle karıştırmamak lazım. Tamamıyla oradaki
toplumun özerkliğinin temsilidir. Ve halk tarafından seçilen müftülerin görev başında olması gerekiyor. Tabii ki bu böyle mi? Hiçbir şeyde normal şartları yaşamadığımız için halk tarafından seçilen müftülerimiz yanında Yunan Devleti'nin de atadığı müftümüz var. Yani Gümrücüne'de iki müftü, İskece'de iki müftü. Yunan Devleti resmi işlemlerde kendi atadığı müftüyü orada tabii ki dikkate alıyor. Azınlık tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyen insanlar bunlar. Bizim kendi insanımızın da seçtiği İskeçe'de Ahmet Mete, Gümrücüne'de de İbrahim Şerif müftülük görevini şu anda yürütüyor. Batı Trakya'da çift dilli azınlık ilkokulu, ortaokul ve liseleriyle Batı Trakya azınlığına ait kurumlardır. Bunlar Lozan Anlaşması'yla temeli gelir. Tabii geçmiş yıllarda bunların Türkçe ders saatleri çok yoğundu. Şimdi düştü, şartları kötüleşti. Gittikçe geriye giden bir süreç vardır. Şu anda iki tane lisemiz vardır. Bir tanesi Gümrücüne'de 1952 yılında açılan Celal Bayar Lisesi'dir. İlişkilerin baharının yaşandığı dönemlerdir. Bir tanesi de İskeçe'de cemaat başkanı olarak Muzaffer Salihoğlu adına, toplum adına açtırılan, özel olarak da gözükse isim bazında, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Lisesi'dir. Tabii dün Çipras bir sürpriz yaptı, İskeçe'ye uğradı, azınlık lisesine gitti diye biliyorum ben, yanlış takip etmediysem. 1965 yılında anahtarı nasıl teslim ettiyseler hala öyle. Bugün geri işletelim, yenisini açalım diyoruz, müsaade edilmiyor. Gümrücüne'ye gitti, İskeçe sonrasında. Gümrücüne'de sadece Türklerin yaşadığı, çok az sayıda Yunanlı'nın olduğu, Türk belediye başkanının olduğu Kozlukepir'de Sirkeli'ye gitti. Burada söylediği şey, sanki her şey normalmiş gibi, azınlığa normal koşullar yaşatılıyormuş gibi, biz başka ülkelerin vatandaşlarımıza müdahalesini hiçbir şekilde istemiyoruz ve müsaade etmeyeceğiz dedi. Ya herhalde oradaki azınlığın Türkiye'nin ve uluslararası alanda bir güvence altında olan azınlık insanı olduğunu unuttu. Yani Kıbrıs'ta bakıyoruz, çözüm noktasında şeyler konuşuluyor. Tabii Türk-Yunan ilişkilerinde sorunların Kıbrıs veya Ege sorunu bile zaman zaman dönüyor. Batı Trakya 3'ten yukarıya hiç çıkmıyor. Hep buzdolabında olan bir sorun Batı Trakya konusu. Maalesef bunun dün işte canlı örneğini de yine Sayın Çipras bize yaşattı. Vakıf idare heyetleri, camilerimiz bizim için önemli. Sivil toplum kuruluşlarımız var tabii ki. Sivil toplum kuruluşlarımız hayatiyetini nasıl devam ettiriyor onu da arada iki satırla gireceğim. Şimdi temelde Batı Trakya Türklerinin sorunun etnik kimlik inkarına dayalı olduğunu söylüyoruz. Yani Müslüman deyin Batı Trakya'da, Yunanistan açısından hiçbir sorun olmuyor. Ama tabii ki ekleniyor peşi sıra Yunan Müslümanısınız. Biz de diyoruz ki biz yani etnik kimliğin değiştirilmesi de insanın damarından akan kanın değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Elhamdülillah Müslümanız. Ama biz Türk'üz. Yani benim anneme sorsanız siz nesiniz desin, Müslümanım der. Türk değil misin? Türklük, Müslümanlık Türklük değil mi der. Yani bu kadar iç içe geçmiş insanların milli duyguları ve dini duyguları iç içe geçmiştir. Ama Yunanlar tabii ki bunun tam tersine bu süreci topluma yaşatmaya, dikte etmeye devam ediyor maalesef. Şimdi etnik kimlik ve noktasında ve önemli dönüm noktaları olarak birkaç satırla şeyleri saymak istiyorum satır satır. Azınlık statüsüne tabii Yunanistan'da 1923 yılında Lozan Anlaşması ile geldik. Buraya baktığımızda 1923 ile 54 arasında aslında birazcık normali yaşadık. İşte 1927'de İskeçe Türk Birliği, 28'de Gümrücüne Türk Gençler Birliği, 36'da Öğretmenler Birliği kuruldu. Yani isimlerde Türk kelimeleri geçiyor. İşte 1951 yılına geldik, bir bahar dönüşümü, iki ülke arasında kültür protokolü imzalandı. Sonra Cumhurbaşkanlığı'nın emriyle okullara Türk ismi tabelalarda asıldı. Sonra da bir geriye dönüş başladı. 55'ten itibaren özellikle 6-7 Eylül olaylarının tırmandırdığı bir süreç oldu ama devamında tabii bunun etkisiyle gitmedi. 67 cuntası geldi. Yunanistan'da demokrasi kesintiye uğradı. Türklerin üzerindeki baskılar devam etti.
hani 1951'e kadar verdiklerini geri aldıkları dönem olarak söyleyebiliriz bundan sonraki dönemi. Devamında tabi bugün yan tarafımızda Kıbrıs ve Batı Trakya iki isim yan yana, 74'te Kıbrıs Harekatı. Kıbrıs Harekatı'nın bedelini Türk milleti kadar, Kıbrıslar kadar Batı Trakyalılar da ödedi. Halen de ödemeye devam ediyor. Neden ödemeye devam ettiğini de izah edeceğim. Devamında çünkü 1983 yılında Kıbrıs bağımsızlığını ilan etti. Peşi sıra Batı Trakya'da valilik kararıyla 3 tane güzide kurumumuz, bu az önce saydığım İskeçe, Gümülcüne, Türk Gençler Birliği ve Öğretmenler Birliği, 83 yılında isminde Türk kelimesi var diye kapatıldı. Kıbrıs'taki Cumhuriyet'in bedeli orada tabela indirmek oldu. Yani birebir bu sıkıntının hat safhaya götürüldüğü nokta aslında Kıbrıs'ta özdeş paralel bir çizgi izliyor. Burada baktığımızda işte 87 yılına kadar bu kapatma kararından iç hukuk devam ediyor. Yunan Danıştayı'nın tabi 87 yılında kapatma kararlarını onaylamasıyla birlikte tabelaların hiçbir şekilde asılamayacağı iç hukuk yönünden tescillenince 87'den itibaren topyekün kimliğin inkarı politikasına geçildi. Bununla birlikte toplum da reaksiyon verdi. 29 Ocak 1988 yılında on binler Gümülcüne eğilerek biz Türk'üz diye bağırdı. Yani dayak yedi insanlar, 6-7 Eylül olaylarının hani hep Türkiye'de sesi çok gür çıkar ya. Halbuki 1988 ve 90'da Batı Trakya'da bizim insanlarımızın yediği dayağın, kırılan dükkanlarımız, talan edilen mallarımızın haddi hesabı da yok. Ama bunu tabii Türkiye kamuoyunda ya biz ağlamasını iyi bilmiyoruz, kendimizi iyi dile getiremiyoruz, ya da görmezden gelinmesi için farklı nedenler arıyor insan ister istemez. Yani bugün işte bu toplantılarda konuşuyoruz, medyaya çıktığında ana akım medyanın konusu hiçbir zaman olmaz bunlar. Neden olmadığını da ben takdirinize sunuyorum. Tabii 88 olaylarında toplum o reaksiyonu verince kilisenin, işte oradaki aşırı sağ kesimlerin şeyiyle 2 yıl sonrasında bir gelişme olmadığından anma toplantıları düzenlenirken bu sefer işte uydurma haberlerle, işte Yunanların öldüğü haberleriyle yapılacak olan anma etkinliğinde tekrar saldırılar yapıldı. Yani o yüzden 2 tane 29 Ocağımız vardır bizim meşhur. Her sene de gider Taksim'de Atatürk anıtına çelengimizi koyarak bu konuda geniş açıklamamızı da Türkiye kamuoyu gibi dünya kamuoyuna da yaparız. Bunu da onur günü olarak söylüyoruz. Milli mücadele günümüz. Çünkü Batı Trakya'da Türk kimliğine sahip çıkışın belki doruk noktasına ulaştığı yerlerdir. Ve burada tarihlerdir. Önemli olan şeyde Doktor Sadık Ahmet ve arkadaşlarının o dönemde etkisi büyüktür. Yani yapılan bir mücadele, toplum adına yapılan bir mücadelede Doktor Sadık Ahmet o dönemde önemli rol oynamıştır. Halen şüpheli olan bir trafik kazasıyla da kendisini 1995 yılında kaybettik. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde 24 Temmuz'da kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz, saygıyla anıyoruz kendisini. Bu toplum içinde yaptıkları için minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Tabii bugün kendisinin bağımsız milletvekilliği sonrasında kurduğu siyasi parti olan DEP Partimiz de 1991 yılından beri hayatiyetini devam ettirmektedir. Bu önemli tarihlerde 90 sonrasında 15 Mayıs 1991 yılında Yunanlı birazcık hani dışarıdan gelen baskılarla, bu kendi içindeki tepkilerle birlikte eşit vatandaşlık ve yasa önünde eşitlik politikasını uygulamaya başladı. Belki bir kısmımız duymuştur. İsonomiya, isopolitiya politikasına geçti. Tabii bu ne kadar realiteye yansıdı, o da tartışılır. Çok yansıdığını düşünmüyoruz. Yine 90-92 yıllarında ilk defa Yunanistan'da azınlık için uluslararası raporlar hazırlandı. İlk defa Türkiye'nin ve Türklerin kaleminden çıkmayan, Türkiye'nin dile getirdiğinden çok daha ağır raporlar hazırlandı Yunanistan aleyhine. Bu da önemli bir gelişme olarak not edilebilir.
Tabii 1998 yılına kadar uygulamada olan bir facia vardı Batı Trakya'da. Vatandaşlık Kanunu'nun 19. maddesi. 19. maddeye göre Yunan soyundan gelmiyorsanız yurt dışına çıktığınızda, yani ister bir saat çıkın isterseniz bir sene kalın, dönmeyeceğine kanaat getirdiğiniz anda sizi vatandaşlıktan atıyor. Hani diyor ya bana sen Yunan Müslümanısın diyor ama vatandaşlıktan atarken de sen Yunan değilsin onun için attım diyor. Ben bazen çıktığımda herhangi bir yerde konuşurken şunu diyorum. Bana kim en azından Yunan olmadığımı söylediniz. Bunu söylerken kim olduğumu da söyleyin. Ya ben Türk'üm diyorum. Yani bunun aksine bir iddianız varsa bunu da ifade edin. Ve bu gerekçeyle Türk yoktur denen bölgeden kendi rakamlarına göre yaklaşık 46 bin kişi, ırkçılıkla mücadele kuruluşlarına göre, ekriye göre 60.004 kişi atıldı. Düşünün yani bugün aileleriyle birlikte belki 250-300 bin kişilik bir tabloyu etkilediler. Tabii kapatılan üç derneğimizle ilgili az önce dedim isimlerinde Türk kelimesiyle ilgili. Bu üç derneğimiz halen resmi olarak kapalıdır. Fiili olarak faaliyetini sürdürmektedir. İskeçe'de İskeçe Türk Birliği, Gümülcine'de Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Öğretmenler Birliği. İskeçe'deki Türk Birliği'miz bu iç hukuktaki süreci 21 yılda bitti. İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. 2007'de yani 2007'de sonuçlandı. 8 yıldır da şimdi o kararın uygulanması için hukuk süreci takip ediliyor. Yani Batı Trakya'da Türk olana ve Müslüman olana bu uygulanıyor. Batı Trakya'da Çinliler Derneği'ni kurabilirsiniz. İşte Rus Derneği'ni, Polonyalı Derneği kurabilirsiniz. Ama bir Türk Derneği kuramıyorsunuz. Hali hazırda durum bu. Eğitimde tabii çeşitli sorunlarımız var. Dediğim gibi yani iki lisemiz var, iki medresemiz, iki dilli eğitim yapılan. İlkokullarımızda maalesef 1960'lı yıllarda 260 tane ilkokulumuz vardı. Bugün kapatıla kapatıla 133'e geldi. Bu sene yine 9 tane kapattılar. Öğrenci yok diyorlar. Tabii siz şartları son derece olumsuz duruma getirirseniz öğrencilerin orayı tercih etme şansı kalmaz. Öğretmen yok, kitap yok, araç gereç yok. Şartlar kötü. Böyle olunca öğrenci gelmedi deniyor. Rakamlar bunun tam aksini söylüyor. Mesela iki lisede bizim aşağı yukarı yaklaşık öğrenci sayısı kapasitesi 1700 civarında. Yaklaşık 6000-7000 tane öğrenci Yunan liselerine gidiyor. Yani daha 4 tane 5 tane lisemiz olsa dolduracak kapasitemiz var. İlkokullarda da aynı şey geçerli. Anaokullarına hiç izin vermiyorlar. Yani anaokullarında baktığımızda işte çift dille eğitim yok. Yani gidiyorsunuz kendi dini ritüellerine göre oradaki anaokulu seviyesindeki çocuğun eve geldiğinde haç işareti yaptığını görüyorsunuz. Yani bu çok üzücü bir tablo. Bütün başvurulara rağmen hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Burası Avrupa Birliği, burası Yunanistan. Başka bir yer değil, yanlış anlamayın. Yine sanırım 7-8 dakika dedim ama birkaç dakika daha tahammül edeceksiniz. Şimdi de evet mesela bakın Yunan liselerine 6556 öğrencimiz gidiyormuş. Yani 1700 kişilik okulumuz var. İlkokullarda da okullar kapanıyor deniyor. Yunan okullarına giden 4764 öğrencimiz var. Hani yoktu öğrenci? Kapatıyorsunuz. Türkiye'ye gelenler az. Yani bir de Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan insanları görmek lazım. Anaokullarına giden 1700 öğrenci var. Herkes göndermiyor. Bu nedenle de 10 senelik zorunlu eğitim Batı Trakya'da tam anlamıyla uygulanamıyor. Yani iki dilli eğitim nedeniyle öğretmenler gönderilmiyor. İşte eskiden 35 öğretmeni Türkiye'den kontenjan öğretmeni olarak gidiyordu. Yunanistan dedi ki ben İstanbul Rumları azaldı. Benim ihtiyacım yok. Seninkini de 16'ya çekelim. Biz de diyoruz ki yani toplum ihtiyacına göre belirler bunu. 100 tane ihtiyacı varsa siz gönderin 100 tane. Bizim ihtiyacımız varsa biz de gönderelim. Yani bundan ötesi yoktur. Ama tabii iyi niyetli yaklaşmak gerekti. Dini özgürlükler açısından dediğim gibi müftülükle başlayan konuda zaten camiye müsaade etsek siyaseti de kendileri sokacak ama o kadar güçlü pozisyona da hiçbir zaman gelemiyorlar. Toplum buna müsaade etmiyor.
Ama yine camilere zaman zaman işte Dede Ağaç'ta geçen domuz kafası asıldı kapısına. Atina'da aynı şey yapıldı. Atina'da diyorum, Selanik'te. Tabii ibadete kapalı olan camilerden birine. Şimdi oradaki yapılan baskılar, işte gittiğinizde bazen cami duvarlarında gümülcünede de görebilirsiniz. En iyi Türk ölü Türk. Yani öldüre öldüre bitiremediler bizi. Lafla öldürülüyor tabii bu konuda. Ama üzücü tabii ki. İnsanların bu kadar uç noktaya çekildiğini görmek zaman içerisinde insanı üzüyor. İşte ezanlarımız yasaklandı zaman zaman. Bu noktada şeyler var. Var olan Osmanlı mirası camilerimizde, mesela Zincirli Camii Serez'de, yine Alaca İmare Selanik'te, bunlar onarıldı, ibadete açılmıyor, müze olarak kullanılıyor. Zaman zaman Batı Trakya bölgesindeki camilerimiz ve mezarlıklarımız saldırıya uğruyor. Okçular Camii mesela kritik dönemlerde 2003'ten 2015 yılına kadar 4 defa yakıldı. Yani önemli bir olay oluyor ve direkt hedef konumuna geliyor. 19. madde mağdurlarını az önce açıkladım. Dediğim gibi Ekrin'in verdiği rakam 60.004 kişi, 46.638 kişi de Yunan vatandaşı olarak Yunan makamlarına göre vatandaşlıktan atılmış. Bunların tamamı Türktür. 1998 yılında kaldırılan bu uygulama maalesef geriye dönük olarak işletilmedi. Bu da bizi son derece üzüyor tabi. Buradaki insanların halen, Türkiye'de vatansız olan insanlarımız var. Yani Yunanistan'ın içerisinde aynı şekilde yaşayan insanlar var, Avrupa'da var. Bu son derece üzücü bir tablo. Diğer konulara ben atlayarak sabrınız için teşekkür etmek istiyorum. Daha geniş zamanda veya spesifik konularda toplantıları tekrarlarsak, Burhanettin Bey eski genel başkanımız olarak tecrübelidir. Genel bir girişten sonra konulara hakimiyetiyle çok değerli yorumlarını katacaktır. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümünde de istediğiniz için sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.